ülkeler, devletler, özellikle merkez kapitalist ülkeler giderek sertleştiriyorlar mültecilere ve göçmenlere karşı tutumunu. Bunun bir nedeni var. Çünkü dünyada işsizlik, yoksulluk, açlık, kuraklık artıyor. Küresel iklim değişikliği iyi bir sinyal vermiyor. Bir de tabii şöyle bir durum var. Özellikle bir pandemi yaşadık. Pandemi göçleri oldu. Kitlesel hastalıklardan dolayı. Ve şimdi geldiğimiz aşamada iç savaşlar, bölgesel savaşlarda da bir düşüş yok. Yükseliş eğilimi var. 2030-2050 hedeflerine bakınca da dünyanın daha iyiye gideceği görülmüyor. Daha kötüye gideceği görülüyor. Özellikle de bu su kaynaklarının kısıtlı hale gelmesi, daha azalması ve bazı kapitalist tekeller tarafından bunlara el konması diye bir sorun var. Bu nedenle özellikle son dönemde Sahra Altı Afrika'dan Orta Akdeniz ve Avrupa'ya çok yoğun bir göç akışı var. Yani bu çok ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Bütün önlemleri almalarına rağmen güvenlikçi, sert, insani olmayan, şiddet içeren önlemler almalarına rağmen devletler, göç durmuyor, artıyor. Türkiye'nin göç planı tamamen Avrupa Birliği'ne bağlanmış bir plandır. Yani şöyle söyleyebilirim, Avrupa ana karasını koruyan bir Avrupa Seddi var. Hem denizde hem karada oluşturdular göçmenlerin girişini engellemek için. İnanılmaz paralar yatırıyorlar bunun için. Avrupa Seddi'nin dışında da Türkiye'nin etrafına, Orta Doğu geçişini, Afrika geçişini engellemek için bir duvar ördüler. Bu ana seddin yan duvarı. Türkiye'ye Avrupa Birliği göçmen bekçiliği görevini verdi. Avro pazarlığıyla para veriyor, karşılığında göçmenleri tutun, Türkiye göçmen olsun, deposu olsun diyor. AKP tamamen bu plana bağlı hareket ediyor. Bu bir. İkinci olarak Türkiye bu göç rejimiyle beraber Avrupa Birliği ve merkez kapitalist ülkelerin adeta bir Pakistan'ı, Bangladeş'i, Sri Lanka'sı oldu. Çünkü orada çocuk emeği, kadın emeği çok ucuz. Artık bu şirketlerin oraya gitmesine de gerek yok. Türkiye artık bir Bangladeş oldu zaten. Yani ucuz iş gücü burada, Avrupa'nın hemen yanı başında oldu. Bununla beraber AKP'nin ve Erdoğan yönetiminin tabii ki şöyle bir hedefi de var. Farklı olarak, Avrupa Birliği'nden farklı olarak bir hedefi var. O da şudur, göç yönetimini siyasi olarak da üstünlük haline getirmeye çalışıyor. Yani birinci olarak Türkiye'nin bazı bölgelerinde demografik yapıyı değiştirmek istiyor. İkinci olarak Türkiye'nin seküler, laik, demokratik temellerini değiştirebilecek bir nüfus alanı oluşturmaya çalışıyor. Göçü bir tebaa toplumu olarak kullanmaya, ideolojik bir argüman olarak göçmenleri kullanmaya çalışıyor. Üçüncü olarak Suriye'ye müdahalenin bir gerekçesi olarak kullanmaya çalışıyor. Zaten biliyoruz ki son dönemde artan pazarlıklar da bunu gösteriyor. Türkiye'nin hakimiyetinde olan cep bölgelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir hakimiyet alanı oluşturmak için Türkiye'deki mültecilerin bir bölümünü oraya yerleştirip bir pazarlığa girişmeyi hedefliyor. Bütün bunlara baktığımız zaman AKP hükümeti bir yandan ekonomik, ticari ve mülteci pazarlığı yürütüyor Avrupa Birliği ile. Ama öte taraftan da Orta Doğu'daki hakimiyet alanlarını genişletmek için göçmenleri siyasi bir koz olarak kullanmaya çalışıyor. Bu anlaşma 2014'ten beri yürürlükte. Mültecilerin üçüncü bir ülkeye ya da hedef ülkeye, yani Avrupa'ya gitmelerinin önü bu anlaşmayla kesildi. Mülteciler artık Türkiye'nin baraj kapağına takılıyorlar, öteye gidemiyorlar. Bu insani değil. Bu uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alan bir anlaşma. Utanç vesikası, geri kabul anlaşması. AKP'nin imzası var altında. Bu kirli anlaşmanın son bulması gerekiyor. Dünyadaki 300 milyon göçmenin 270 milyonu işçi. Aslında göçmenlik esasen işçiliktir. İşçi sınıfı ne kadar örgütlenirse göçmen sorunu o kadar azalır. Bir Suriyeli işçiler Türkiye'ye ilk geldiklerinde dil bilmiyorlardı.
ev kiralayamıyorlardı, korkuyorlardı ve çaresizlerdi. O yüzden bu insanları eğer yerli işçiye 10 lira veriyorlarsa onlara 3 lira veriyorlardı. Ama 11 yıl sonra bu makas kapandı biraz. Yani şimdi biraz daha bazen yarı fiyatına, bazen biraz daha yakın veriyorlar ama hala eşit değil. Hepsinin ortak derdi var. O da şu, yerli işçiler sigortalı çalışıyorsa onlar sigortalı çalışamıyorlar. Güvenceli çalışamıyorlar. İş cinayetlerinde ölüm olduğunda hemen saklanıyor. Ya da fabrikanın dışına atılıyor cenazeleri işlem olmasın diye. Korkunç bir çalışma rejimi ve inanılmaz bir onların üzerinden sermaye birikimi sağlanmış durumda. Bu saklanmış bir işçilik, yani üzeri perdelenmiş bir işçilik. Öğrenci görünen göçmen çocukların aslında çoğu kız ya da erkek fark etmez. Tarlalarda maalesef çalıştırılıyorlar. Bir de bizim son zamanlarda gördüğümüz, sahadan da fark ettiğimiz şu, özellikle ayakkabı üretiminde 8 yaşında, 6 yaşında çocuklar atölyelere getiriliyor. Bali koklasın, kokuyu alışsın diye ve 10 yaşından itibaren de haftalık eve getirsinler diye, para getirsinler diye. Yani çok düşmüş durumda çocuk çalışma yaşının. Geri dönüşüm sektörü de kayıt dışı bir sektör. Bir türlü burada bir düzenleme yapılmadı. Sendikalaşma, sigortalı, güvenceli çalışma. Öyle olmayınca kayıt dışı sektörler çocuk emeğini çok isterler, talep ederler. Çünkü denetim de olmadığı için oralarda çok sayıda çocuk çalıştırılıyor. Farklı ülkelerden üstelik çocuklar. Ve maalesef trafik kazalarında, iş cinayetlerinde ölen çocuk haberleri görüyoruz. Bir de tabii istismara daha açık bir kesim oluyorlar sokakta oldukları için. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı tamamen bunlara seyirci. Esas bu bakanlıkların görevi bu insanları güvence altına almak. Ama tüm yetki sadece bir bakanlığa bırakılmış durumda. O da İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Merkezi. Böyle olduğu zaman da güvenlik çocukların geleceğini, sağlığını, beslenmesini sağlayamaz. Dünyada göçün nedeni göçmenler değil, göç eden insanlar değil. Burada da yanlış bir algı var. Göç edenler dediğiniz zaman sanki insanlar keyfe keder göç ediyorlarmış gibi bir algı oluşuyor. Hayır, bu insanlar 300 milyon göçmen dünyada. Yani dünyada her 100 kişiden 4'ü göçmen. Bu insanlar göç edenler değil, göç ettirilenler, yerinden yurdundan edilenler. Eğer vatanlarında savaş olmazsa, küresel iklim değişikliği olmazsa, hastalık olmazsa, çatışma olmazsa bu insanlar göçmezlerdi. Bu çatışmalara neden olan, bu yoksulluğa neden olan şey nedir? Kapitalizmdir. Kapitalist sömürü politikalarıdır, talan politikalarıdır, savaş politikalarıdır. Bu politikaların son bulması gerekiyor. Barışın, refahın, huzurun, mutluluğun ve adil bölüşümün olması gerekiyor ki göçler olmasın. Göçü ancak kaynağında kurutabilirsiniz. Göçü kaynağında kurutmadığınız zaman o zaman ne yapıyorsunuz? Sınırlara duvarlar örmeye başlıyorsunuz. Şiddet uygulamaya başlıyorsunuz. Uluslararası insan haklarını ortadan kaldırmaya başlıyorsunuz. O da çok büyük bir insani trajediyi ortaya çıkartıyor. Göç önemli bir sorun. Hele hele Türkiye gibi Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Uzak Asya'dan, Kafkasya'dan göç alan, sürekli göç alan tarih boyunca ve göç veren bir ülke için göç çok önemli bir sorun. Yani önemsiz bir sorun diyemeyiz. Bu sorunun çözümü yapısal olabilir. Çözüm odaklı tartışmamız gerekir. Çözüm odaklı derken çözüm odaklı, yani şu söylenebilir. Geri kabul anlaşması kalsın, Avrupa'ya geçiş yolları açılsın. Türkiye bu kadar yük almaz o zaman. Her şeyin müsebbibi mülteciler, göçmenler demeye başladığınız zaman öfkeyi yükseltiyorsunuz. Bunu sistem bilinçli olarak yükseltiyor. Hem dünyada, hem Avrupa'da, hem Türkiye'de. Ben son kitabımda da bilerek 8. kıta adını vermiştim. Çünkü bir kıta kadar insan var. Ve hepimiz o kıtanın bir üyesi haline gelebiliriz her an.
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde verilmesi gereken mesaj şudur. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü bir kutlama günü değildir, bir mücadele günüdür. Yerlisiyle, göçmeniyle bütün insanların bir mücadele günüdür. Kapitalizme karşı mücadele ediyoruz derken, sömürüye karşı mücadele ediyoruz derken, göçmenlere karşı mücadele ediyoruz diyemezsiniz. Bu olmaz. Çünkü göçmenliği yaratan şey kapitalizmin kendisi. O yüzden kavramları doğru tanımlamak gerekiyor ve göçmenleri de yanımıza alarak hep birlikte kapitalizme karşı mücadelenin yollarını geliştirmemiz gerekir. Toplumun demokratik sesi ve sahiplenmesi zayıf Türkiye'de göçmenler konusunda. Yani faşist, neo-ırkçı hareketler, partiler nasıl göçmen karşıtlığı için medyayı çok iyi kullanıyorsa, bir cepheleşme yaratıyorsa, sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyorsa, bu tarafta emek diyen, özgürlük diyen, demokrasi diyen partiler, güçler, sendikaların da tam karşı yerden yerli ve göçmen emekçilerin birliğini savunan ve göçmen haklarını temel insan hakları, demokratik hakların bir alanı olarak gören bir platform açması lazım, mücadele platformu açması lazım.